Merhaba sevgili dinleyiciler. Body Talks'un yeni bir bölümüne daha hep beraber hoş geldik. Sevgili Volkan Hocam, orada mısın? Sen de hoş geldin. Merhaba, merhaba Doğan abi. Buradayım ben de, hoş buldum. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. İşte feraset, işte fazilet, işte cesaret. Ne zamandır <laughs> seni bu sözlerle motive etmiyorduk? Buna bir ihtiyacım var. <laughs> var var. Adam gibi adamlık Volkan hocamız karşımızda. Teşekkür ederim Doğan abi. Güzel iltifatların için yine her zamanki modumu yükselttin. Evet evet. Önce seni motive ederim ki program daha verimli geçsin. Bravo. Evet Volkan hocam. Mutlu yaşam rehberine başlamıştık geçen hafta. Evet. Bu konu bizi çok heyecanlandırıyor. Aynı zamanda şunun da müjdesini verelim. E, kitabın da yazımına başladık. Neredeyse 15-20 sayfa yazdık aynen beraberce. E, seyircilerden de bununla ilgili katkıları bekliyoruz. Aklına gelen her şeyi kitabın yazım aşamasında da bize iletsinler. Bu repleri hep Hı -hı. beraber oluşturalım. Şimdi ilk hafta nelerden bahsetmiştik? O hocam. Mutluluğun önemi. Neden mutluluk önemli hayatımızda? Hı -hı. Dünyadaki ülkelerin mutluluk durumları, mutluluğun bilimdeki yerinden bahsettik yine birçok konudan. Felsefedeki yeri, psikolojideki yeri, ekonomideki yeri, ekonomiye kadar girdik. Hı hı. Ve ülkemizdeki bu bilimlerdeki yerine baktık ki bu yerinin de çok iyi olmadığını gördük. Mutluluk kültürü ülkemizdeki durumuna baktık. Evet. Var mı böyle bir kültür diye. Yok. Yok. Ne yaptık biz body talks olarak bu yok deyip herhalde bunu kapatacak halimiz yoktu. <laughs> Podcast devrimci programdır. Madem yoksa biz yaparız dedik. Biz yapalım dedik. Aynen bayrağı elimize aldık ve bunu Okan hocam temellerini attık. Evet ben de öyle düşünüyorum Doğan abi. İlk temelini geçen hafta attık. Temelini attık. Şimdi ne vereceğiz dedik değerli dinleyicilerimize. Bununla ilgili prensipler ve küçük öneriler. Neyin garantisini hı hı. verdik bir de? Bu programı dinleyen her dinleyicimiz artık daha mutlu daha mutlu olacak. olacak. Çok evet, büyük evet. bir taahhüt verdik. Evet evet çok büyük doğru taahhüt bir taahhüdin altına girdik ama bugün ilk ama olacak 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 kendimize güveniyoruz olacak bugün ilk taahhüdümüzün ilk basamağını ilk prensibini açıklıyoruz bu konacağım. Mutlu bakalım. yaşam body talks mutlu yaşam rehberi prensip Hı -hı. bir bakış açısı bir bir bakış açısı. İşte bu nedir abi bu bakış, açısı. bakış açısı nedir bu Hocam bakış açısı ve neden önemlidir? neden ilk madde yani mutluluk için yapılacak onlarca şey varken neden ilk bakış açımıza... İlk evet. İlk olarak bakış açısını saydın mesela. Evet. E, çünkü neden bunu ben birinci sıraya koyuyorum Volkan Hocam? Bununla ilgili inandığım temel felsefe benim şu. Hı. Dünyamızı veya çevremizi mutluluğa göre dizayn edebilecek gücümüz veya bununla ilgili süremiz fazla yok. Ne demek istiyorum? Bravo. Zaten ahir ömrümüzde... Biz 100 yıl yaşayacağız, 120 yıl yaşayacağız gibi bir hedef koyduk kendimize. Sana da soruyorum. Sence bu 100 yıllık hayatımız boyunca dünyayı mutlu olabileceğimiz bütün parametreler doğrusu dizayn edebilir miyiz? Zor. Çok zor. Mutluluk için bunlar lazım, bunlar lazım diyeceğiz. Ondan sonra evet. dünyayı da şu şekilde dizayn etmeye çalışacağız. Bugün tam bu programın olduğu güne denk geldi. Çok değişik bir şey okudum eğer böyle düşünüyorsak Volkan Hocam 1890 yılında doğan biri nasıl mutlu olacak? Değil, Değil mi? De, 19... Al işte bravo. 1914'te abi 2020'de korona çıktı diyoruz ya. Ya bizim hiç konuşmamamız <laughs> lazım. Zaten onunla ilgili yazmışlar. 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıkmış. Çıktı yani. <laughs> Bu insan 4 yıl savaş döneminde yaşamış. Hani savaşa falan gidip ölmediyse. Gençliğinin baharını. Gençliğinin baharını. Ondan sonra Volkan Hocam bitmiş ne başlamış? Ekonomik buhran. Of. Tabii buhran mesela, değil mi? Buhran yani bunalım çok kötü <gülüyor> <yıl>. <gülüyor> Çok kötü yıllar. Yani, Gülmesek iyi ama o kadar buhranlı yıllar. Zaten İkinci Dünya Savaşı'nın çıkma sebebi de Volkan Hocam biliyorsunuzdur. Ekonomik buhran yani o parasızlık. Evet Hitler, Naziler, İtalyanlar, faşizmin gelme sebebi de bu. Şimdi 1910, 1890 yılında doğan bir evet. insan, o konu hocam, 54 yaşına geldiğinde iki tane büyük savaş görmüş oluyor. <laughs> Gerçekten ben hiç bak böyle düşünmemiştim daha Demek ki o yıllarda yaşayanlar mutsuzluktan artık Mutsuz. mahvoldu gitti. Değil Ama mi? Biraz daha yaşısa Kore Savaşı'nı falan da görecek. Vietnam'a kadar gidecek <gülüyor> o. <gülüyor> o zamanlar tabii kısa insan Evet, yaptım. evet, evet. Yani şunu demek istiyorum Volkan Hocam. Biz dünyayı değiştirmekle uğraşırsak tabii ki de uğraşmayalım <laughs> diyelim. Uğraşacağız. Ama <laughs> buraya harcayacağımız eforun ve zamanın çok daha azını harcayarak mutluluğu yakalamanın formülünü vereceğiz buna. Bakış açımızı değiştirelim. Değiştireceğiz. Bunu. Ne yapacağız Volkan Hocam? Dünyadaki nötr olaylar, burayı tekrar vurgulamak istiyorum. Burada seyirci kalemini kaldırın alsın. Bu cümle çok önemli. Hı -hı. Dünyadaki nötr olaylar duygu yaratmaz. Nötr olay ne abi? Dünyadaki olaylar daha doğrusu. Nötr eklememek lazım ona. Yani Hı -hı. yağmurun yağması, bir aracın önünden Hı -hı. geçmesi, telefonun bozulması. Dünyadaki Akıştı. olaylar Hı -hı. akış nötr'dür o hocam. Bunlar bir duygu evet. yaratmaz. Evet. Bun, mutluluk Doğru. da yaratmaz. Dolayısıyla hı hı. mutluluk da bir duygu, mutluluk da yaratmaz. Dolayısıyla dünyadaki olayların mutluluk yaratmasının sebebi senin bakış açısından. Bravo. Mesela yağmur yağdı. Ben çok seviyorum değil mi yağmur, o toprağa düştüğündeki ilk kokusu. Ben evet. hoşuma gidiyor ve o anda mutlu oluyorum. Kimisi de diyor ki ya Allah kahretsin tam iş çıkışı yağmur yağdı, trafiğe kaldık, üstüm ıslandı. Bu mudur mesela örneklerden biri? Çok doğru bir örnek. Zaten ilk örneğim bununla ilgiliydi benim bulutlu yağmurlu hava. Seninle konuştuğumuz için sen verdin bunu. Şimdi sabah uyanıyorsun ve hava kapalı, yağmur yağıyor. Hı -hı. Şimdi bulutlu yağmurlu bir havanın aslında sende bir duygu yaratma gücü yok çünkü o bir evet. doğu olayı. Fakat ikimizden farklı farklı örnekler verelim. Ben kalkıyorum diyorum ki, ah ya bugün hava kapalı, kötü bir gün, işte mutsuz, Hı -hı. evden çıkmak istemiyorum gibi birçok bunu çoğaltabiliriz. Yemek yemek istemiyorum gibi. Sen kalkıyorsun, oh diyorsun. Hayatımın kalan günlerinden biri daha. Hava ne güzel, mis gibi toprak kokuyor, yağmur. Hatta abartalım. O bu yağmurda şahane bir koşu yapayım ben. Evet, evet. Ben çok severim mesela yağmurlu havada koşmayı. Ben de severim. Ben aslında koşmazdım ilk defa de denedim. Çıktım. Hı hı. Normalde 4-5 kilometre hedefliyordum. Yağmurda 2 kilometre. Sırılsıklam ıslanana kadar koştum. Harika yapmışsın abi. Mis gibi eve geldim ondan sonra. Ne olacak? Bir şort tişörtünü değiştirmek kaç dakika? ıstansın Tabii canım. O koku, o yağmurun verdiği huzur. Sen de diyorsun ki oh mis gibi hava. Bugün çok güzel bir gün olacak. Güzel de başladım güne. Beni harika Hı -hı. bir gün bekliyor. Şimdi dolayısıyla bakış açısı ya, neden kim önemli? Kim kazandı değil mi? A mı kazandı, B mi kazandı? Aynen öyle. Bakış açısı neden önemli bu konu hocam? Burada önemli. Yani dünyadaki olaylar, sevgili dostlar, herkes bunu tekrardan notlarına yazsın. Nötr'dür. Hı hı. Bu olayların... Nötr olayı bunu... güzel tanımladın ama. Ben evet. sevdim bak bu nötr olay. Evet, evet. Bir örnek ee, daha vereceğim. Isim i̇mgelemeni. Bir örnek daha vereceğim. O da çok hoşuna gidecek. Bununla ilgili düşünceler bizi mutluluğa ve mutsuzluğa götürür. Bir örnek daha. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bunu bir programda hı hı. izlemiştim. Alp Hoca. Bunu da kitabı yazarken de adını veririm. Alp Karaosmanoğlu Bunun da örneğini vermişti. Psikiyatrist. Bir arkadaşım, Volkan Hocam. Selam vermeden geçiyor. Bana oturuyorsun, aynen. Selam vermeden geçiyor. Şimdi bu tamam. anlattığımız gibi bir nötr olay aslında. Bununla ilgili sana üç tane farklı senaryo sayacağım. Dinleyici de bunu hı hı. dinlerken kendinin hangi senaryoya yatkın olduğunu düşünecek. <laughs> Birinci senaryo, bu okan hocam oturuyor, arkadaşı geçiyor. Bu okan hoca üzüldü. Selam vermediği için. Ne ne, ne düşündü kafasında? Ya dedi ki, evet. ya bu çocukla benim şu kadar yıllık sohbetim var. Ben evet. bunu çok da severdim. Acaba bu çocuk niye bana böyle yaptı? Selam vermedi diye. Selam Doğru. vermedi. Düşündü, Yaşanabilecek düşündü. bir duygu. Doğru. Aynen. Düşündü, üzüldü. Evet. Bununla ilgili eve gitti. Kendi kendine üzülmeye devam ediyor. Bu arada çocuğun haberi yok olanlardan. İkinci <laughs> duygu yine o kahvede oturuyor. Yine çocuk selam vermeden geçti. Bu Hoca merhaba dedi. Böyle kaldı böyle el havada. <laughs> yani kafayı salladı bana öyle saf gibi. Hatta yanında arkadaşı falan güldüyse iyice de. <laughs> eyvah eyvah. eyvah. Evet. el havada kaldı böyle kaldı, Kaldı. Ne oldu bu sefer? Volkan Hoca'mız kızdı. Kızgınlık. Kızgınlık. Dedi ya sen kimsin dedi ya selam vermeden geçiyorsun. <laughs> bu çocuk şımardı dedi. İşte affedersin bir tarafları kalktı dedi. Kinlendin çocuğa. Hiç, hiçbir şey yok. Evet. Çünkü selam vermedi. Senin evin elin havada kaldı. Yine aynı hı hı. olay. Yine çocuğun hiçbir haberi yok olanlardan. Üçüncü bakış açısı da şu. Arkadaşın geçti gitti. Sen kafede oturuyorsun hemen. Tabii adam da neden beni fark etmedi diye düşündün. Hemen aldın eline telefonu aradın çocuğu. Ya hı hı. dedin sen biraz önce buradan geçiyordun. Hayırdır. Neden dedim bana selam vermedin dedin. O da dedi ki ya dedi. Böyle böyle bir şey oldu. Biraz dalgındım ben dedi. Sen işte, ha, işte. dinledin. Bir sıkıntısı varsa konuştun. Yoksa oh en azından aradım dedin. Sesini duymuş oldum dedin. E i̇şte hep bu ya. Mutlu bir şekilde kapattınız. Ah, ne güzel değil mi? Üçüncü senaryo. Üçüncü senaryo da bu. Şimdi Volkan Hocam ve değerli dinleyiciler. Herkes buna benzer bir olay yaşadı mı kafasında düşünsün. Ben düşündüm mesela. Sinirlenmiştim ben böyle. Bana da tabii selam vermeden geçenler olmuştur hayatımda. Genellikle bununla ilgili kabullerim ve şeylerim doğrultusunda sinirlenmiştim Hı -hı. ben. Ama aynı olayda olayla ilgili kişinin haberi olmamasına rağmen ne kadar farklı düşünebiliyoruz? Ve %80-90'da hep kafamız olumsuza gidiyor Volkan Hocam. Bugüne kadar öyle. Değil mi? Diye. Tabii tabii. Aynen. Evet. Geçecek. Bu iki örnek çok çarpıcı. Bulutlu yağmurlu hava ve selam vermeden geçen arkadaş. Bakış açısının önemini vurgulamakta iki tane çarpıcı örnek olduğunu düşünüyorum. Güzel örnek verdin Doğan abi. Özellikle selamı gözümüzde canlandırdın. Herkesin başına mutlaka... Gelmiştir. Selam olmasa da bir farklı şekli gelmiştir. O gün kötü davranmış olduğunu zannetmiş olabilir bir iş arkadaşının, ne bileyim partnerinin olabilir. Dediğin gibi bunu sorarak, konuşarak çözmek en mantıklısı. İki taraf birden kazandı üçüncü senaryoda zaten. Kesinlikle. Bunu daha da çoğaltabiliriz Vakon Hocam. Zaten konuştukça örnekler gelecek ama ben mesela kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Trafikte Hı -hı. gidiyorsun mesela sinirlendin, bir adam daldı, hafif şerit ihlali yaptı. Ne yapıyoruz? Abi sinirleniyoruz değil mi adama? Dıt korneye basıyoruz. Ben de yapıyorum. Evet. Ben. Halbuki adam yani bir, bir olay bu yani. bir adamla araba hafif sola kaydı. Bununla ilgili evet. düşün, ya belki adamın bir derdi var. Bir yakını hasta. Hı -hı. Değil mi? Bir yere Hı -hı. gitmesi gerekiyor. İşleri Hı -hı. kötü. Ya şu orada sinirlendiğin Hı -hı. olaya bak. Belki de adama böyle hafifçe yanından geçerken selam versen kendini mutlu edeceksin. Kendini evet. üzgün, kendini sinirlendirdin. Yine kime zararı var? streslendi. yine kendine zarar, kendine zararı var. Nöronlarını öldürdün, ömrünü kısalttın hı hı. ve gün boyunca daha böyle olumsuz bir duygu duruma kendi kendini ittin. Yani kesinlikle, hani empati yapmayı bırak, hani e, empati de yapma. Derdim var, sıkıntısın var diye de düşünme. E, dediğin gibi, ne bir olay olarak algıla bunu da ve geç, değil mi yanında? Takıma yine kazanan sensin yani. Sinirlenmeden en kötü, hiçbir şey öfkelenmeden. Öfkelenme. Bakış açını değiştir diyoruz bu hocam. Shakespeare'in bir sözünü burada vurguluyoruz. Shakespeare demiş ki yıllar önce bunu çözmüşler de biz geç fark etmişiz. İyi ve kötü diye bir şey yoktur. Düşünce onu öyle yapar demiş. William Shakespeare. Bravo. Çok güzel. Shakespeare yani, diye de biri yok zaten yani biliyorsun. Öyle mi? Onu bilmiyordum. Tabii tabii. Shakespeare genel bir isim abi. Aa! Annenim gibi tabii. bir şey mi? <laughs> tabi 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 artık her şeyi yapıştıramayın yani. İngiliz edebiyatının genel bir adı gibi oldu artık Doğan abi Shakespeare. Ha evet evet bu Mevlana gibi aynen. Aynen <laughs> herhangi aynen, <abi>. zamansız. <gülüyor> <gülüyor> Özlü bir söz geldim hemen yaz altına Mevlana. Yapıştır Mevlana'yı ya evet, onun gibi bu da. Ama Yok. güzel bir felsefesi ben de çok severim Shakespeare felsefesini. Güzel örnekledin sen de iyi bir cümle kattın yine. Evet yani diyoruz ki bakış açımızı değiştireceğiz. Çünkü dünyadaki olayları bizim düşüncelerimiz duygu ve duygu durumu yüklüyor. Biz de bunu değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü neden? Dünyadaki olayları değiştirebilir misin Volkan Hocam? Sabah kalktım. Yok. benim öyle bir süper gücüm yok. Benim de yok. Sabah kalktım hava kapalı. üflü bir üfleyeyim de şu hava aydınlansın diyebiliyor musun? <laughs> Diyemiyorum. Elimizdeki tek güç ne? Aslında bu da süper güç. Al. Aslında evet. metafor. Yine elinde süper güç var. Bunu kullan. Bakış açını değiştir. Bakış açını değiştirebilir misin? Değiştirebilirsin. Bu evet. programdan sonra değiştirecek misin? Değiştireceksin. Ben inanıyorum. Bence, bence. ben de inanıyorum. Bir kere bir dene ya. Ne kaybedersin? Dene. Yani. Aynen dene. Bizim verdiğimiz örneklerle, pratiklerle bunu dene. Dolayısıyla diyoruz ki Wakan Hocam, sizin bakış açınız realitenizi, yaşamınızı yaratır. Yaşamınız sizin realitenizi yaratmaz. Bu biraz a, 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 derin bir laf oldu ama tekrar derin ediyorum bunu. Biraz. Bakış <laughs> biraz, açınız, yavaş tekrar edeyim. Yani. Tekrar ediyorum yavaş yavaş. Bakış açınız realitenizi yaratır. Realiteniz bakış açınızı yaratmaz. Bravo. Çok güzel abi. Yani benim dünyam böyleydi. Benim işte çevrem böyleydi. Bugün hava kapalıydı. Senin realiten değil sevgili dostum. Burada biraz filozof gibi yaklaştım Hı -hı. Senin realiten değil. Bu bakış açın senin realiten. Evet. Burada şunu biz vurgulayalım Volkan hocam. Güçlü olsun. 1890 yılında doğanları unutma o zaman. Ne <laughs> mi bu adam? Ne yapsın ahir ömründe? Iki, i̇ki tane büyük savaş, savaş görmüş. Ya. Hatta savaşmış yani bırak görmeyi. Evet ya. Ya düşün hadi savaştı geldi ilk savaş bitti eve geldi para ekonomik muhurun. <laughs> Evde bir kal ya biz şurada iki ay evden çıkamadık da ya neler geliştirdik neler yani. <laughs> Çok güzel örnekleme oldu bu 1890 örneği. Bence de güzel oldu. Bu da bugün çıktı. O yüzden de tam zamanında akışın içerisinde yerini aldı. Volkan Hocam bu dünyada seni mutlu ve mutlu edebilecek bir tek kişi var. O da kim? Kim? Sensin. Başka hiç kimse mutlu, mutlu ve mutlu edemez seni. Kadınlar... Tam öyle falkışlarım erkek... Doğan abi. Akşam ben de akşam dur kendimi akşayayım. Kadın, erkek, hava durumu, salgın, evindeki eşyalar, araban, bunların hiçbiri seni mutlu edemez. Seni mutlu veya mutsuz edebilecek tek şey var, o da sensin. Bununla ilgili de yapabileceğin tek şey bakış açını değiştirmek, dünyayı değiştirmek değil. Bravo. Peki o Hocam, şimdi dinleyenler diyecek ki bugüne hmm. kadar getirdikleri alışkanlıklarla, vay Okan Hocam, Doğan Hocam yine yüksekten yüksekten konuşuyor. Peki biz bunu nasıl yapacağız? <laughs> Evet tabii. Nasıl yapacaklar? Nasıl ben yapacak? de hep sorarım birisi bana böyle bir şey önerme yaptığında bilirsin yani. Direkt sorarım. Aynen Ama aynen. Güzel söylüyorsun da nasıl yapacağız bunu nasıl yani? Yapacak? Çünkü bir şeyle ilgili fikir vermek kolay. O Hocam doğru. Hı -hı. Nasıl yapılacağını söylemek, metodolojiyi anlatmak en zoru. Ama Body evet. bunu böyle bırakır mı havada? Bırak. Bırakmaz. Zaten bunu anlatmayacak olsa bu konulara da girmez. <laughs> Hiç o girmez. 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 Şimdi Volkan Hocam, bunu nasıl yapacakla ilgili biz iki tane temel başlık anlatacağız. Bakış açının, Aha. şimdi önemli olan bir farkındalığı yaratmak. Bir dinleyici düşünsün evet. burada. Farkındalık, hı hı. bir ampuller yandı. Ya dedi, ben hayata Tabii. nasıl bakıyorum? Hı hı. O selam vermeyen arkadaşı sorguladı. Kapalı günlerde sorguladı. Bak benim oğlum dedi bunu mesela, kendimi sorguladım. Baba bugün hava kötü dedi. Çocuğu öğretmişiz yani gri havanın. Evet. Olduğunu. Ah. Şimdi biz seyircide farkındalık ışığını yaktık. Devamını getiriyoruz Volkan Hocam. İki tane şey öğreteceğiz bugün seyirciye. Hı hı. Mutlulukla ilgili. Ve bugünden sonra ilk taahhüdümüzün ilk basamağını atıyoruz. Bu podcastten sonra seyirci daha mutlu olacak. Bir, Volkan Hocam hazır mısın? Hazırım şu an. Evet, bakış açında seçim yapmakta özgür müsün Volkan Hocam? Hı hı. Özgürsün değil mi? Sen neyi evet. seçiyorsun? Sana ilk... Burada öğreteceğimiz veya soracağımız, düşündüreceğimiz alan bu. Hmm. Evet. Sınırsız seçenekten sen neyi seçiyorsun? Benim bu laf çok hoşuma gitti duyduğumda. Hiç bu kadar geniş düşünmemiştim. Bu Okan Hocam sabah uyandın. Sana soruyorum. Evet. Uyandın. Saat bilmem kaç. O güne dair kaç seçeneğin olduğunu düşündün mü hiç? Yok, düşünmedim. Düşünmedin, değil mi? Ben de düşünmemiştim. Bunu bir seminer sırasında düşündüm bu soruyu sorduklarında. Gerçekten o gün sabah uyandığında sınırsız seçeneğin var aslında. Hı hı. Ne gibi? Hemen biraz böyle sohbetle başlıyorum. Hava örneğinden vermiştik. Havadan giderim. Hava ile ilgili düşüncelerini seçebilirsin. Güzel bir gün olup olmaması ile ilgili. Evet. Sabah sporla başlamayı seçebilir misin? Seçebilirsin. Tabii ki. Sana keyif ne veriyor? Kahveyi seçebilir misin? Seçebilirsin. Devam hı hı. edelim. Kahvaltıyı seçebilirsin. İşe nasıl gideceğini seçebilirsin. Gibi gibi gibi. Evet. Bu sohbet bizi sınırsız seçeneğe götürür. Yani 10 bin, 100 bin falan değil bu Okan Hocam. Milyonları hı hı. seçeneğe götürür. Evet. Peki sabah uyandın. Seni bu... Ha, bir de kötü örnekleri ver abi. Ha, kötü örnek değil de. Peki Aha. sabah uyandığında seni seçeneklerle ilgili sınırlayan şey ne? Öğrenmişlikler. Öğrenmişliklerim bu konuda. Bizim senle uzun süredir savaş açtığımız ve <laughs> Evet, benim bununla ilgili kendi sevdiğim bir lafım var. Volkan bir egoist. Kırk <laughs> <laughs> yaşında öğrendiğim en önemli şey ne oldu biliyor musun bu Hocam? Bu laf benim. Ne Be abi? Sen değil. Keşke hiçbir şey öğrenmeseydim. <laughs> Bravo abi, cahillik en büyük erdemdir. Ben hep diyorum. Bugüne kadar öğrendiğim birçok şey aslında bana zarar vermiş bu Hocam. O tabii. sınırları koymuş, o kalıpları koymuş bana. Tabii, tabii. Biz çocuklarımıza da bulaştırdık bu hastalığı. Tabii ki, tabii ki. Yani biz zaten... Keşke bu kadar bunların üzerinde uzmanlaşsak da erdem sahibi olsak. Biz de ister istemez çocuğa evet. bulaştırdık. Bulaştırdık. Peki, o zamanlarda değildik. Çok bulaştırdık. Değil değildik. Ama şimdi yine yavaş yavaş toparlıyoruz yani. Toparlıyoruz. Bu toparlamalarımızda da dinleyicileri aktarıyoruz. İnşallah onlar daha genç yaşlara dinliyorlardı. Gerçi yaşta rakamdan ibaret. O da öğretilmiştik de. Tabii tabii, yani tabii. Sonra her şey farklı olur. Ama ne dedik bu Hocam? Herkes sabah uyanıyor veya bir olaya bakış açısı sunarken şunu diyor. Benim sınırsız seçeneğim var. Seçeneğim var. Mutlu tamam. olacağını mi içinden. Evet. Yazdık mı arkadaşlar? Herkes bu cümleyi not etsin. Benim sınırsız seçeneğim var. Hiç kimse kafasında kendine bariyerler, kalıplar kurmuyor. Peki sınırlı hissettiren ne dedi? O kon hocam şılap cevabı yapıştırdı. Öğretilmişlikler. <laughs> Şimdi bunun detayına gireceğiz bu Okan hocamla. Çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm, öğretilmişliklere şaşıracaksınız. Aa diyeceksiniz. Evet. İyi ve kötü. Ben dedim. Sen dedin. Ben İyi sana sordum da dedin. İyi ve kötü. Güzel ve çirkin. Az ve çok. Doğru ve yanlış. Bunu biz örnek olarak seçtik çünkü bu çok Hı. daha devam edebiliyor. Tamam uzak adet, yakını aynen. var. Evet. Zengin fakir az ve çoğa giriyor yine. Bunların hepsi arkadaşlar bize sınırlı hissettiren, sınırlı düşünmeyi öğreten düşünce kalıpları. Biraz örneklerle içine gireceğiz şimdi. İyi ve Hı -hı. kötü. Buradan başlayalım. Zaten ilk sohbet buradan başladı. Sabah evet. uyandın. Hava gri. Ne dedin? Hava kötü. Kime göre, neye Kime göre? Kime göre, neye göre? Şimdi al. Kendini sınırlandırdın mı? Sınırlandırdın. Yine e, yolda trafik tıkalı. Bu da senin Hı -hı. bir güzel örneğindir. Ne dedin? Hı -hı. Kötü dedin. Bak yine ne yaptın? Kötü. Kendini Hı -hı. sınırlandırdın. Bununla ilgili çok derin bir felsefik soru var. O trafiğin tıkalı olmadığında, yolun açıldığında gideceğin yolda başına ne geleceğini biliyor musun? Hiç, hiç bilemezsin. 100 metre ileride bir kaza yapmayacağına emin misin? Değilsin. Kesinlikle Peki abi. o zaman bu cümleyi niye göre kuruyorsun dinleyici? Trafiğe girdin, hı hı. ay trafik kötü. Böyle bir cümle kuramazsın. Sabah uyandın, hava gri, kötü. Böyle bir şey kuramazsın. Dolayısıyla ilk sorumuz bu sana. İyi ve kötü neye göre? Mesela bu Okan Hocam çok şey iyi koşuyor diyelim. Mesela bir örnekte böyle Hı -hı. daha şeyden böyle. Neye göre iyi koşuyor? Neye göre iyi koşuyor? Neye göre iyi koşuyor? Neye göre kötü koşuyor? Neye göre iyi öğrenci? Neye göre kötü öğrenci? Herkes bu düşünce kadar Evet bravo. Için. En son şeyi soruyor. Evet, koşuyor. 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 Şimdi güzel ve çirkin. Bak bu beni Hı -hı. çok Hı -hı. ilerinden etkiledi. Bu Okan Hocam Sincap'la fare arasındaki fark. Birinin kuru, <laughs> tüylü ve püsküllü. Evet. Senin kuyruğu ince ve uzun. Bu öbürkü de ayağa kalkıyor. Kik, 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 o değişik sesini çıkıyor. <laughs> ya şimdi ben bunu düşündüm. Bu Sana herhangi bir fare kültürük yaptı mı? Yok. <laughs> Bana Yok. Yani ısırdı mı hiç seni? Yok ısırmadı. <laughs> Isırmadı. Evine gelip zarar verdi mi? Yok onu da yapmadı. Peki bu fare, ya bu hayvan, garibanın ne zararı var ya? <laughs> değil mi? Sincap o kadar çok sevilir ve sempatik gelirken. Ha, <laughs> Hadi ben sana öbür tarafa. Sincap'ın bir iyiliğini gördün mü? Sincapın. Sana bir iyilik yaptı mı ya. sincap? Yok. Yok. Dolayısıyla tam tersi de geçerli değil. Güzel ve çirkin <laughs> kalıplarını buradan bir hep beraber sorgulayalım fareyle beraber. Fare. Hamam böceği mesela. Herkes iyi. Evet, <laughs> Uğur böceği güzel, hamam böceği kötü. Evet. Ya bilirsin benim hamam böceği çok görürüm ben. Yani anlamadım şekilde. <laughs> hamam böceği çıkıyor bir şekilde. Yani bir gün düşündüm, ters gelmiş bu antenleri, böyle oynuyor bunun. Yandım şu Hı. hayvanın bana ne zararı var ya? <laughs> Ayrıca o gelip seni ısırmadı değil mi? Ya ısırmaz, bir şey yemez, sesi çıkmıyor, vızızı sinek gibi. Ses değil. <laughs> Arı değil ki soksun. Ya bu hayvan, ne hamam böceğinin zararını gören bir insan var mı Volkan? <laughs> Yoktur bence de. E peki aman böceğine kim çirkin demiş de, Uğur Böceğine. Yine tersini soralım. Sen Uğur Böceğinden. <laughs> hadi güzel de ne yapıyor sana? Geliyor öpücükle kodluyor yani. Canım benim Abi nasıl neye sıvırıyor. göre güzel bir de yani? Neye o kırmızı göre, siyah yani. falan diye yani evet. oluşturulmuş yine öğretilmiş şeylerle bize güzel geliyor. Güzel geliyor. İşte bu Hocam biz bu seninle nükteleri boşuna yapmıyoruz. Seyirci düşünsün Hı -hı. bunları. Evet. Ben şey yazdım e, Instagram'da bunu sormak için. Dünyanın en çirkin hayvanı yazdım. Bir tane kuş çıktı. Hı -hı. Ya Böyle gagalı kuş mu? Kuş, aynen isteyen, isteyen yazabilir. <laughs> Şimdi baksam adını da bulurum. Kitaba yazarız. Pelikan, <laughs> beyaz. Bu da Allah bunu siyah yaratmış. Aynı gagası falan. Ben siyah bu. severim yani. Ben de severim. Şimdi buna dünya ne çirkin kuşu demek ya. Yazık değil mi bu hayvana ya? Ya bir de en çirkin diye böyle sıralama yapıp değil mi bir numaraya koymak? Evet. Dolayısıyla sevgili dinleyiciler, güzel ve çirkin. Burada bu okan hocamla sizlere soruyoruz. Neye göre? Kim öğretti bize bunları? Bu sınırları kim koydu? Devam edelim. Az ve çok. Ee, bunu zenginlikte çok güzel aslında tartışılıyor. Hı hı. 5 milyon lira. Çok mu bu okan hocam sana göre? Çok. Çok. Bana göre veya Ahmet'e göre az. Az. Kesinlikle. Aynen. Sabah iki yumurta kırdın yedin. Sence güzel ve çok bir kahvaltı mı? Bu öğün çok mu? Kimine göre çok Değil mi? Kimine göre Evet aslında. abi. Evet. Mesela e, hayatımızdaki sınırların bir tanesi. Hep de sohbetler dikkatimi çeker. Seni de çekecektir bundan sonra. Mesela bir araba hayal et diyorlar abi insanlara. Sor sen de. Abi kimse Hı -hı. Ferrari hayal edemiyor. Ne hayal ediyor? Clio mu? İşte, Clio hayal ediyor. Onu hayal ediyor. Bunu hayal ediyor. Veya daha da sana bu şeyin ilerisini sorayım. Arabayla ilgili hayallerinde hiç taşıma ile ilgili bir şey yok abi. Hep bir TL bedeli var kafalarda. Hmm. Hani beni daha iyi taşır, daha konforludur, amacımı ulaşır. Ben bu arabayla şuraya giderim falan yok. Değil mi? Ben o arabayla nasıl mutluluğa ha. çevirebileceğim Yok arabayı? Yok. O şey kısmı yok. yok yani. Ben hani bu arabaya binip böyle keşfetmediğim yerlere gideceğim, işte sevdiklerim taşıyacağım, birlikte vakit geçireceğimden ziyade TL'si, rengi, TLS. E, içinin lükslüğü e, daha ön planda, hayal kısmında. Doğru söylüyorsun. Evet. Çok güzel örnek oldu bak. Aynen. Üçüncü sorumuz da buydu size. Az ve çok. Neye göre az, neye göre çok? Bir tane bununla ilgili tüyomuz zaten şey olacak. Bütün ermiş kişiler, filozoflar diyelim, budistler, tasavvufçular, hı hı. yemeğe oturuyormuş, iki kaşık alıyormuş, kalkıyormuş. Bununla ilgili Tapduk Emre'nin de şeyini var biliyorsun. Çorba evet, koyuyorlarmış evet. önüne, iki kaşık, üç kaşık alır kalkarmış. E zaten az çoktur derler ya. Evet. Az çoktur derler. Aynen. Dedeler de bunu derler. Şimdi neye göre az, neye göre çok? Bunları kim öğretti? Bize bu sınırları kim koydu? Doğru ve yanlış mesela. Benim en fazla muhalefet olduğum konulardan biridir bu. Hı hı. E, toplumun kurallar konmuştur. Toplum konusu çok derin bir konu da. Sana bir şey olur mesela. Bence bu yaptığın yanlış. <laughs> ya kime göre yanlış? <laughs> Doğru. Yine kabullenememek var. Akışına bırakamamak var Doğan abi. Öyle şimdi mesela bununla ilgili çok güncel bir örnek vereyim ben. Bütün öğrenilmiş kalıplar vardı kafamızda. Ne diyorduk? İşte ekonomik yatırım şuraya yapılır. Para faize konulur. İşte faize konmazsa borsaya konulur gibi öğretilmişlikler vardı. İş hayatında ne vardı mesela? Oraya gelelim seninle. Senle Mesai bana... vardı. Mesai vardı. Ee, Hı -hı. Mesaiye geliyordun. He ben hep diyorum işte 2004 yılında biz bir ilaç firmasının eğitimindeyken ben takım elbiseyle eğitim salonlarına gidiyorduk. Evet. Hiç unutmuyorum. Bir gün ıı, parlak renk bir kravat taktım diye beni o zamanki yöneticilerden biri çağırıp uyarmıştı. Bu taktığın kravat yanlış. parlak renk mi? Tabii, ne renk yani, taktın abi? İşte öyle pembemsi, sarımsı böyle. Biliyorum ben severim böyle <laughs> neon renkleri. Neo, neon mu taktın? Tabii canım o zaman volt kravat falan yok. Tavsa takardım <laughs> da. Hayır şunu diyor abi adam. Bu yaptığın yanlış. Doğrusu ne? Kırmızı veya evet, mavi böyle hani ...mat, pastel hmm. renkler takacaksın... ...iş dünyasında. Şimdi o kadar emin ki... ...Volkan kendinden bu yaptığın yanlış... Doğru oldunlar. Hı, hı. Şimdi bununla ilgili ben sana birkaç tane... ...çarpıcı örnek belki şeylerde... ...geçmiştir. 1900'lü... ...yıllarda belki 70-80'li... ...yıllara kadar... ...biliyorsun insanlar eşcinselliğe... ...psikotik ilaç tedavisi alıyormuş. Doğru veya hı -hı. yanlış. Al sana doğruyu... ...tartış o zaman. Değil mi? Bin, aynen Volkan 1900'lü... ...yılların başına kadar... Hindistan'da kadınlar kocaları öldükten sonra kocalarının cenazesiyle beraber yakalıyorlarmış. Aa, hiç abi, bilmiyordum bak bunu. Bu, öyle mi? Aa, bu çok derin. Ve o kadar buna şey inanıyormuş ki halk. Ya bu kadın artık kocasının ruhuyla beraber he, o da ebediyete gitmelidir diye. Aa, ya, bu, aa. Yanlış, bu yanlış mıymış o zamana göre? Hayır bu doğruymuş. <laughs> Değil mi? Hadi bakalım şimdi gel yak. Evet. Yani şunu söyleyeceğim Volkan bugüne kadar dünyada milyarlarca insan yaşadı ya. Bugüne kadar dünyalarda Hı -hı. dünyada milyarlarca doğru vardı. Tabii ki de. Milyarlarca doğru ve heps ve çoğu da bilme ilme dayanan doğrular yani onlar da çok değişkenlik oluyor zaten. Farkında bile değiliz çoğu değişkenliği. Ama ben sana en yakın örneğimizi vereyim beslenmeyle ilgili. Evet. Bundan 5 sene önce e, beslenme stili neydi? İki saatte bir az az ye, sık sık ye değil mi? Al şimdi ne oldu? Intermittent fasting. Oruç. 16 saat bir şey yeme diyorlar yani. Kesinlikle. E şimdi insanlık mı değişti 4-5 yılda yani? Ne oldu? Bilim mi değişti, Bilim mi Bilim değişti? değişti? Hangisi doğruydu? O zaman e, uzun süre açlığı böyle şiddetle savunanlar ya da yerenler şu anda tam tersi 180 derece döndüler. Çok güzel bir örnek verdin. Ya Beslenme gerçekleri değişiyor, spor gerçekleri değişiyor milyarlarca evet, gerçekleşiyor. gelişiyor zaten. Gelişiyor. Dünya gelişiyor. Herkes gelişiyor ve ya değişiyor bilim, aynı zamanda. Koskoca bilim dünyası yumurta zararlı mı? <laughs> Faydalı mı? Buna karar veremedi ya yıllarca. <laughs> Aspirine karar veremedi. <laughs> Kolesterole iyi geliyor. Kolesterole yani. karar <laughs> veremedi. Aynen. Dolayısıyla arkadaşlar bugüne kadar insanların kesin emin olduğu milyarlarca doğru şu anda yanlış. Yine ben evet. bu kelimeleri sevmiyorum da. Dolayısıyla biz bu dört örneği sizin için seçtik. Sizin güne başlarken, mutluluğa giderken ki bakış açınızı sınırlayan şeyler bu öğretilmişlikler ve bu yargılar, bu kalıplar sevgili öğretilmişlikler. Eğlenceler. Aynen. Bugün bunu sileceğiz. Hizmetimizi hazırladık bu Hocam. Bir body tox silme cümlesi oluşturduk biz Volkan Hocam'la koşarken. Bununla ilgili biz önerimizi sunacağız. Siz de araştırabilirsiniz. Böyle silme cümleleri Hı -hı. var. Kendiniz de oluşturabilirsiniz ama Hı -hı. gün içerisinde sizden ricamız şu kelimeleri ne kadar kullandığınızı bir sayın. İyi ve kötü, güzel Hı -hı. ve çirkin, az ve çok, doğru ve yanlış, normal anormal gibi bu tarz yargılı kelimeleri kaç defa kullanıyorsunuz? Her kullandığınızda da, her olayda da şunu düşünün: Bu cümleyle beraber bunu silmeniz gerektiğini. Bizim cümlemiz şu: İyi ve Hı -hı. kötü, güzel ve çirkin, az ve çok, hepsi görecelidir. Hı -hı. Evet. Evrende mutlak yoktur. Benim en sevdiğim cümle bu Volkan. Evrende evet. mutlak yoktur, sınırsız seçenek vardır. Bravo abi. Cümlemizi tekrarlıyorum değerli dinleyiciler. İyi ve kötü, güzel ve çirkin, az ve çok. Hepsi görecelidir. Evrende mutlak yoktur. Sınırsız seçenek vardır. Bunu yazmalarını da tavsiye ederim ben. Tekrardaki zaten alışkanlık haline gelecek. Mesela benim tabii. hayatımda çok ciddi alışkanlık haline geldi. Yine silemiyoruz senle bu iletişim Yok, tabii. Silmek çok kolay evet, değil. Tabii. Ama ben ne zaman bir şeye güzel veya çirkin desem... Hemen bir Hı -hı. orada kendimi durduruyorum. Olsun. Bir yola çıktık Doğan abi. Deres'in olduğumuzun bir önemi yok yani. Evet. Bununla ilgili bir tüyo daha vereceğim bu konuca. Bunu belki sana da vermemişimdir. Sen de bunu şu an öğreniyor olabilirsin. Hmm, öyle mi? Burada aynen. Bunun yargı olduğundan kaçınmak için sana öğreteceğim bir tüyo daha. Kendine soracağın soru şu. Bu düşünce benim mi? Hmm. Örnek vereceğim Çok sana. güzel. Aynen. Fare örneğini değiştireceğim. Bunu da hı hı. E, yine filozof Dujane Hoca'nın bir sohbetinden duymuştum ben. Burada referansları da mümkün olduğunca verelim. O da şunu söylemişti. Öğretilmişlikler ve bu düşünce benim mi? Yunanlılar mesela, Yunanlıları bugün Türkiye'de sokağa çık. Yunanlıları sever misin diye. Yunanlılar evet. iyi midir kötü müdür de daha doğrusu. bizim Otomatik diye. olarak kötü cevabı geliyor. Yüzde seksen kötü diyecek. Evet. Ben mesela kendi çevremde de anneme babama sordum kötü dedi. Niye kötü dedim bilmiyorum. <laughs> Şimdi hemen bir okanacağım. tane yılan Yunan tanıdığın var mı? Yok. yok. Aynen yok. Demek ki yazık zavallı fareyi yıllarca biz belki de beslememiz gerekiyordu. Bilmiyoruz ya. <laughs> hemen Harbiden, bir soruyor. Bu Bir Sen ırk tipinden dolayı şey olmuş olabilir mi diyorsun abi? Evcil hayvan statüsünden çıkmış olabilir mi yani? Olabilir. Ya ben sana yine doğrulardan konu konu yaştım. Size konu çok. Bu 1300 <laughs> yılında Katolik kilise şey yayınlıyor. Fetva diyelim artık ona. Ben adı aklıma gelmedi. Diyor ki, kediler şeytandır ve öldürülmesi lazım. <laughs> bak, yaşanmış olay bu. Bravo. Abi, herkes, çok güzel. bak ya ne diyor? Doğru. Bak her o zaman demiş ki, doğru diyor bu. Doğru. Hı -hı. Kedileri öldürmemiz lazım, şeytan. Abi, kedileri öldürüyorlar. Kedilerin öldürülmesiyle beraber ekolojik denge bozuluyor, fareler çoğalıyor ve o zamanki Hı -hı. meşhur salgın, korona gibi bilmem ne vebası başlıyor. Hı -hı. Abi, evet, o zamanın bak. doğrusu, o zamanın öğretilmişliği. Şimdi ne soruyorduk bu Hocam? Bu düşünce benim mi? Benim mi? mi? Aynen. Yunanlıların iyi ve kötü olduğunu ben mi düşündüm? Herhangi bir ırkın, herhangi bir şehrin insanları mesela. Al ben sana iyice açayım konuyu. Herhangi bir şehrin insanları. Sence diğer şehrin insanlarından daha iyi olabilir mi? Tabii ya. Özellikle bizim ülkemizde çok var değil mi? İşte oralıysa çok beş var, para aynen. etmez. Ya etmez. ne yaptın? Hiç? Bir milyon kişi yaşıyor orada yani. Daha da şey var. Buralıysa iyidir. <laughs> <laughs> bölgesi var mesela. o bölgesi, Tabii bölgesi var. Şehirleri değil. artırıyorlar. Bir de ırkçılık yok deniyor ülkemize yani. Kesinlikle. Burada da biz pratik soruyu dinleyicimizin cebine koyduk. Bu düşünce benim mi diye kendine soracak. Neden? Öğretilmiş yargılardan, sınırlardan ve kalıplardan mutlu bir hayata geçiş yapması için çıkması gerekiyor. Body talk silme cümlesini öğrettik. Öğretilmiş kalıpların hepsinin göreceli olduğunu, evrenle mutlu olmadığını, sınırsız seçenek var. Bununla ilgili de kendini Hı -hı. kısıtlaması gerektiğini o Hocam seyirciye öğrettik. Çok güzel abi. Bununla ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Hı -hı. Bu düşünce benim mi diye. ikinci bir tüyo. Seni hafif hissettiren düşünce Volkan Hocam her zaman yargısızdır. Çok güzel. Yargılar yani. seni ağırlaştırır. Sen de bunu hep söylersin. Yargılar Hı -hı. sevgisizdir Volkan Hocam. Bak. Vay. Derinliğe çok güzel var. söz oldu. Fareyi sevmezsin. Hamam çok böceğini olsun. sevmezsin. Yunanlıyı sevmezsin, uşaklıyı hı hı. sevmezsin. Yargılar sevgisizlik içerir. Evet, çok içerir. güzel. Dolayısıyla bu düşünce benim sorusunun yanına ikinci ekleyeceğim. Seni hafif hissettiren sevgi dolu. Hı hı. Sevgisiz bir şey olamaz mutluluğun içerisinde. Evet. Sevgi dolu olacak, huzur dolu olacak. Çok güzel. Çok güzel bir özet oldu bak. Seni hafif hissettiriyorsa seni mutlu hissettiriyorsa o sana aittir ve sana iyidir aittir. zaten değil mi Doğan abi? Kesinlikle bu hocam. Kesinlikle. Sabah uyandın şu an sevgili Botox dinleyicisi. Mutlu yaşam için bakış açısına ulaşacak ilk anahtarın elinde. O gün senin hayatının bilmem kaç gününden 10 gün mü var hayatında, 100 bin gün mü var Hı -hı. bilmiyoruz ama hayatının sayılı günlerinden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla o gün neyi seçeceğine artık bu programdan sonra sen karar ver. O sayılı günde iyi ve kötü içerisinde, yargılar içerisinde, sınırsız seçenek seçeceksin. Yoksa o sınırsız seçenekten mutlu edecek, hafif olan, güzeli iyiyi mutluluğu evet. seçeceksin daha doğrusu. Bu kelimeyi kullanalım. Evet. Artık klişe sayıda... vardır ya aslında. Severim de ben onu yani aslında. Kalan evet, o ömrünün ilk günü derler her evet. uyandığın güne. <gülüyor> <gülüyor> ben severim bu klişedir ama çok hoşuma gider yani. E Tabii burada öyle da şey... yaşamak, öyle bakmak, ee, güzel, daha güzel. Kesinlikle. Burada o zaman Oytun Hoca'nın kulaklarını çınlatalım. Çok son dönemde koronadan <laughs> dolayı hocam zor günler yaşadı ama güzel tespitleri de vardı mesela bizim seninle güldüğümüz. Vardı, vardı. Ya. Bugün sokağa çıksan, sorsan ki bugün mü öleyim, yarın mı öleyim desen. Yarın. yarın ya. öleyim. Herkes yarın öleyim öleyimler. Ya bir gün daha yaşayayım. <laughs> e abi belki yarın öleceksin. Yani bugün o gün gibi niye yaşamıyorsun ya? Değil mi ya? Tabii yani hayatımızla ilgili, geleceğimizle ilgili bildiğimiz, net bir şekilde bildiğimiz tek bir şey var Doğan abi. Öleceğimiz. Onun dışında geleceğimizle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Ama hiç onu bilmiyormuşuz gibi yaşıyoruz maalesef. Kesinlikle Volkan hocam. Hemen silme cümlesine gelelim. Evrende mutlak yoktur. Evet. Mutlak diye bir şey yoktur. Peki ilk şeyimizi, anahtarımızı beğendin mi Volkan hocam? Çok hoşuma gitti abi yani dinleyicimizi uyandırdık sabah değil mi ve uyandırdık. o güne daha nasıl mutlu başlayabileceğini anlattık. Gün içerisindeki karşılaşabileceği, onun duygu durumunu negatif etkileyebileceği olaylarla ilgili örnekler verip üstesinden nasıl gelineceğini anlattık. Ve ona bir zikir gibi değil mi aynı zamanda da bir cümle, bir söz verdik bunu tekrarladığı halde daha mutlu olacağına dair. Çok güzel bir örneklem oldu ilk bölüm harika oldu bence. Bence de hocam. İlk bölümde artık seyirci, dinleyici uyanıyor güne ve elinde mutluluğa dair götürecek ilk anahtarı cebine koydu. Cebine Bunun koydu. pratiklerini de koydu. Şimdi daha da evet. aç, açtı. Dinleyici şu an, aç. Daha bir tane <laughs> daha ver diyecek. Ben sana söyleyeyim. Bir tane daha ver diyecek. Onu da verelim. Onu da verelim. Bu verelim hocam. mi diyorsun ona? Verelim, verelim. Şimdi bu bakış açıları içerisinde, seçenekler içerisinde, hayata bakış açısı içerisinde o Hocam zamanında yine bize yanlış öğretilen bir yargı. İyimserlik. Ah, bu konu hocam iyimserlik, mutluluğa götüren altın anahtarlardan bir tanesi. Ben bunu öğrendiğim evet. günden beri ilk seçenek ne kadar mutlu ediyorsa bu da o kadar mutlu ediyor beni. Ama Hı burada tüm. neyi bize yanlış örtüme? Mesela Pollyanna'ya dala geçtik biz yıllarca. <laughs> bu oynamak. Abi mesela dalga geçmedik ki ya. Ben evet, abi, bunu siliyoruz. Mutlu olmak için iyimserlik kelimesini cebine koyacaksın. Bu ne açılımı? Olumlu bakış açısı, tutum olumlu duyguların çokluğu. Hı hı. Demek seçeneklerdeki gibi Volkan hocam. Sen neyi seçersin o çoğalır Volkan. Bak bunu sen de çok hı seversin. Hı. Güzeli seç, evet. güzellik çoğalsın abi hayatında. Tabii, tabii, Değil tabii, tabii, tabii. İyiyi seç, seç, iyilik çoğalsın. Yaşa. İy iyiliği seç, iyilik çoğalsın. <Sessizlik> <Sessizlik> çoğalsın. <Sessizlik> seç, iyilik çoğalsın. <Sessizlik> Sporu seç, spor çoğalsın. İnsanı seç, insan çoğalsın. Değil mi? Bravo, sen neyi seçersen bravo. o seninle beraber gelir. Ya çok de. E, bu bolluk bilinci diye bir şey var felsefede de. Evet. Ya evet. bolluk bilinci. insanı bolluk bırakmaz. Bırakmaz abi. Hep sorarım ben bolluk içinde olduğunu düşünen yardımsever bir, yardımsever fakir gördün mü sen hiç? <laughs> yok görmedim. Görmezsin abi bolluk <laughs> değilmiş. Öyle bir örnek yok yani. Her şeyi bağışladık hiçbir şeyim kalmadı. Öldük açlıktan falan. Hiç görmedim böyle evet, bir O kadar hayırsever bir insandı ki çok fakirdi. <laughs> çok fakirdi. Hiç Hadi dinleyici düşün o zaman bu şeyi. Hiç böyle bir insan gördün mü? Bolluk bilincinin gücünü al ben sana çok kısa bir örnekle çarpıcı örnek ben sana soruyorum veya da tersine sorum. Çok sevgi dolu bir insandı, çok çekti. <laughs> hiç böyle bir insan gördün mü abi? Çok iyimserdi. Evet. Hiç şey sürekli başı beladaydı. O da yok. Evet. Kesinlikle. Bu ok ikinci anahtarımız iyimserlik. Neyi kastediyoruz? Bu ok hanımca insanlar ne yaparlar? Diğerlerinden farklı olarak olayları yine nötr olayları diye vurgulayayım ben. Sen sevdim onu. Çok sevdim. Geçici, denetlenebilir ve durumu özgü olarak yorumlarlar. Geçici, denetlenebilir ve duruma Durum özgü. Bu çok kritik bir şey öğreniyor şu an dinleyeceğine Ne mesela? Cebine ne? ne koydu? Bir örneklendirebilir misin? Hemen örneklendirelim. Akılda kalır. Telefon bozuldu. Sabah biliyorsun bizim ortak arkadaşımızın telefon bozuldu. Evet. İyimser insan nasıl düşünür bu hocam? Olumlu bakış açıyla. Sen nasıl düşünürsün? Telefon bozuldu. vardır bunda da bir hayır dersin, değil mi? Yani bugün Abi, belki o, Duymak istemeyeceğim dersini. bir telefon gelecekmiştir. Belki ben evet. hatayla birisini arayıp bir kalp kıracak. Kalp Ki onlar önüne geçti. Ben hiç sevmem biliyorsun kalp kırmayı. Tabii aynen. O kalbin içinde ne olduğunu, kim bilemezsin. olduğunu bilemezsin abi kırdığında. Bilemezsin. Peki ben şimdi sana bu şunu ekliyorum bu Hocam. Geçici, denetlenebilir ve durumu özgü. İyimser insan ne yapıyor? Telefonun bozuldu. Bir, neydi? Geçici. Ya bu telefon. İlla açılacak. E yani. Komünikasyonun e, tekrar geri gelecek. O telefon olmayacak. Başka bir şey olacak. İki, denetlenebilir. Ha, bu benim kontrolüm altında. Bu telefonu hı hı. tamirciye bırakırım. Giderim. Yeni telefon alırım. Anksörden açarım. Senin denetimin altında mı? Evet. Evet. Ve duruma özgü. Ne? Yani telefon bozuldu. Bozulabilir. Bu bir hı cihazdı. Hı. Telefona denk geldi. Hı hı. Bozulabilir. İyimser insan o konucan bu üç tane temel maddeyi cebine koyar. Olumlu bakan insan. Benim Bravo, hoşuma çok gelen güzel. olaylar geçicidir, denetlenebilir ve durumu özgüdür. Şimdi bunu kötülüksel yaptığımızda çok anlayacaksın örneği. Bunu da tenis maçından Tabii. vereceğim. Mesela tenis Hı -hı. maçını kaybettin. Değiştirmen evet. gereken alışkanlık tür ne yazık ki insanımızda var. Ne dersin bu hocam? tenis? Kötümser düşündüğünde? Hı -hı. Zaten ya ben çok... sporu beceremem. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Bu spor bana yakışmıyor. Bırakacağım ben bunu. Bırakacağım. Bak geçiciliği hemen ne yaptın? Kalıcı hale getirdin. Evet. Tenisi evet. bıraktın. Denetlenebilir yaptın mı? Hayır, ne dedin? Hayır. Ben zaten spor yeteneğim yok. Beceremiyorum dedi. Ne yaptın? Durumu özgü yaptın mı? Hayır genelledim. Belki de onu adam alıyor bazısı. Spora yeni hayatına zaten ben neyi başarabildim ki diyor. Ya. Yani i̇şte de başarısızım diyor. <gülüyor> 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 Doğru çok güzel. Dolayısıyla Volkan bu, Hocam bunu alışkanlık haline getirmemiz için bak ne ikidir aynı şeyi söylüyoruz. Bunları alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Bununla yani bugün içerisinde karşılaştığımız olaylarla ilgili bakış açımızda hep bu üç maddeyi ve iyimserliğimizi sorgulayacağız. Hı -hı. Çünkü gün içerisinde de telefonun bozulabilir, önüne bir araba kırabilir, kaza yapabilirsin, birçok başına olay gelebilir. Ama bununla ilgili olun bakış açısı neyi öğretiyor sana? Geçecek. Bunlar senin kontrolünde. Bakış açındaki en büyük süper güç ne dedik? Havayı değiştiremezsin ama bakış açını Hı -hı. değiştirebilirsin. O da bir süper güç. Kesinlikle. Dolayısıyla bunu Daha alışkanlık yani. haline getirmen lazım. bu alışkanlık. Evet. Yine burada notlarıma neyi yazmışım? Çünkü olumluluk Volkan Hocam gerçekten de öyle bir güç ki bunu bilim Hı -hı. adamları da keşfetmiş. Martin Seligman burada pozitif psikolojinin kurucusu. Kitabımızda sık sık yer vereceğiz. Çok değerli bir bilim insanı. Bu paylaşıldıkça artar demiş. Olumlu Hı -hı. düşünen insanın peşini olumluluklar bırakmaz. Hayatı güzellikler dolar, hafiflikler dolar. Dolayısıyla düşündükçe, odaklandıkça mutluluk artacaktır demiş Volkan Hocam. Of. Tabii artar abi. Artmaz mı ya? Peki. Bilimsel faydalarından biraz bahsetmemi ister misin? Lütfen. Bilimsel faydaları çok İyimserlerin daha uzun yaşadığı Hı -hı. bilimsel olarak onlarca kez kanıtlanmış bu okan Klinik çalışmaları. Yani kanıtlamaya gerek bile yok ama iyi. Yani Çalışmışlar bilim insanı. Mesela, Madem laboratuvar var demiş. Yapayım bir test. Tabii tabii. Yani 839 hastada bakmışlar. Ben bir tane fiziksel, burada bilimsel çalışmayı koydum. Hmm. Bunları peşi sıra gelen hastalar, random seçilmiyor böyle sırayla gelen hastalara bakıyorlar. Fiziksel hmm. testlerinin yanı sıra iyimserliği ölçen test yapıyorlar. İyimserler %19 daha fazla yaşıyor. Bu çalışma tabii. Neredeyse 30 yıla yakın sürmüş maya klinik Amerika Minnesota'da yapılmış. Yani nötr birisi 80 yıl yaşıyorsa, 100 yıl yaşıyorsa öbürü 120 yıl yaşıyor. Yani, 120 yıl yaşıyor, %20. Ooo müthiş oran. Müthiş oran. Dolayısıyla gün içerisinde yaptığın en ufak bir demin söyledik ya ki arabanın önüne koyduğun kime zarar veriyor? Sana zarar veriyor. Sen yani ömrünü kısalttı işte. Bununla ilgili bir rahibe çalışması da var. O da da e, rahibelerin hayatları daha böyle stabil olduğu için, ölüm riskleri az olduğu hı hı. için rahibelerdeki mutluluk oranlarına bakmışlar. Yine aynı çıkmış bu Okan Hocam. Neşeli rahibeler yüzde yirmi daha fazla yaşamış. Vay be. Güzel yani Böyle bir kilit varken elinde bunu kullan. Yine iyimserler mutlu yaşama sahip olurlar. Bu da bilimsel olarak Hı -hı. kanıtlanmış. Sporda, işte, özel hayatta huzur ve başarı. Ha, buraya yazmışım. Bak bolluk bilinci gelir. Bunlar iyimserliğin faydaları. Hı -hı. Yine korona döneminin işine yarayacak şeylerinden bir tanesi. Şaşıracaksındır da belki. İyimserlerin bağışıklık sistemi daha güçlüymüş bu Okan Hocam. Aa. Evet. Vay be ama ne, nasıl olmaz ki zaten yukarıdaki maddelere bak yani insanlar zaten sporda da başarılı oluyor mutlu oldukları için evet. daha fazla egzersiz yapıyorlar. Tabii ki de stresleri de az olduğu için doğru. Evet dolayısıyla bu kadar çok faydası olan bir şeyi de artık biraz pratik yaparak hayatımıza sokmamız lazım değil mi sevgili dinleyiciler? Kesinlikle. Kesinlikle. Bu kadar da yani bunu düşünmesi basit sadece günlük hayattaki farkındalığımızı arttıracağız. Olaylara hı hı. nasıl baktığımızı bu açıdan düşüneceğiz. Önerilerim neler bu Hocam bununla ilgili? Önerilerimi de hazırladım. Öyle mi? Tabii tabii. Yine bir gaydımızı vereceğiz burada. Önerilerimizi sunacağız. <laughs> İyimser düşünmek için mi önerilerim? Evet. var? Evet. İyimser düşünmek için önerilerim. İlkini zaten anlattım ama bunları gerçekten de yazmanızı tavsiye ederim. Olaylar hı hı. geçici, denetlenebilir ve duruma özgüdür. Bravo. Gerçekten arkadaşlar bunu bir yazın ve gün içerisinde kendinizle ilgili konuşmalarınızı değerlendirin. Kötümserler genelleştiriyor ve yaşamın geneline yayıyor bunu. Hatta bunu sen denk gelmesindir felaketleştiren insanlar çıkar karşımıza. Tabii tabii ya güne böyle bir başladı mı ki diyor. Hatta haftaya bu hafta bitmez artık diyor bitmez yani. Baksana diyor. önermeye. Pazartesi telefonu bozulmuş sabah. Bu hafta diyor böyle başladı. Ondan sonra her gelen kötü aslında değil de akışla karşısına gelen her olayı ona bağlayıp kötüleştiriyor kendi kendine. Evet. Hiç mutlu olamayacağım der. İlişkisi biter mesela. Bak yine durumu özel hayata getirelim. Durumu özgü yapmaz onu. Genelleştirir. Hiç zaten iyisi de beni bulmaz ki. <laughs> Değil mi? Bir tane mi olacak ya? Devam et bakalım yolla. Evet. Ne yaptı? Hem genelleştirdi hem de yine bak seçeneği sınırlandırdı. Öbür taraftan da yakaladım Sesini bu örneği. Sınırlandırdı <laughs> kendini. Oradan da kendini ele verdi. Şimdi bu okunacak. Olumlu zihinsel ki bu önerimiz birinciydi. ikiye geçiyorum. Olumlu zihinsel tutumlarını tanımla ve geliştir. Hı hı. Bu mutlu yaşamda, sen de demiştin ya ilk programda, ben kendim ne zaman mutluluğu sorgulamaya başladım? Benim mutsuz eden şeyleri eledim diye. Olumsuzlukları evet. da ele. Hı hı. Öfke. Seni ne öfkelendiriyor? Kötü, çirkin. Hı hı. Üzgün, da, üzgün. Bu kötü duygular ne? Başarısızlık, Hafiflik, ağırlık. Bunlardan bahsettik. Kıyaslama. Hı. Mesela mutluluk çok evet. önemli yeri var. Kıyaslama. Bunları evet. tanımla. Bu duygularını ve ele. Bunu nasıl yapacaksın bu Hocam? Hep ben biliyorsun Hı. yazmacıyımdır. Not al derim. Benim tavsiyem e, ciddiden de mutluluk yönünde ilerlemek istiyorsan bunları düşünebilirsin ama yazarsan daha güçlü olur. Alışkanlık haline gelir. Gün içerisinde Hı. dene. Bir hafta dene mesela. Deminki de o iyi ve kötüydü abi kaç defa böyle yargısal cümleler kuruyorsun? Gün içerisinde kaç defa olumsuz duyguları kendine hissettiriyorsun? Bunları günlük yap. Bir hafta sonra değerlendir bakalım. Ne kadar kullanmış. olmuş bir gör değil evet. mi? Çok güzel. Bak, ödev de verdin. Ödev de verdim. Üçüncü önerim sabahları uyandığında sabah çok önemli Volkan Hocam güne başlamak. Çok. Benim de çok fazla ritüelim vardır. Gerçekten sabah çok önemli. Sabah nasıl uyanıyorsun? bir kendine bir çeket, bir kontrol kontrolü. Olumlu hı hı. musun? Volkan Hocam sabah uyandığında e, bu çok ciddi ve güçlü bir yöntem. Herkese öneriyorum. Hı hı. Bugün motivasyon koçuna git, motivasyon gurularına git. Şu an şu bilgiyi bedava alacaksın onlar bunu. Öparma <laughs> <var> öneriyorlar. Kitaplarda <laughs> yazıyor bu. Gerçekten kendine notlar hazırla. Çok basit bunu yapmak. Hı hı. Özellikle hı hı. de e, duygu durumun kötümsel olduğu zamanlarda daha ağırsa buradan hızlıca çıkmak için bu güçlü bir silah. Mesela aynaya yaz. Benim çok hoşuma gider bu. Güzelsin. Gülümse. Güzelsin yaz. Yani. Gülümse yaz. Ya sen bak güzelsin de çok iyi ekledin. Hı -hı. Başarılısın de, iyisin de, enerjiksin de. Ama ben mesela gülümseyi çok severim. Bunu senden de anlatmıştım. 5 evet. saniye gülümsediğinde Volkan hocam beynine mutlu olduğun mesajını veriyorsun. Beynine eğitiyorsun. Çünkü evet, bu evet abi. Hı -hı. Bilinç saftır Volkan. Evet. Bilinç zihin gibi uyanık değildir. Bilinç, sen ne dersen Hı -hı. ona inanır. Gülersen. Ne kadar ya basit ya. aslında değil mi? Çok basit. Ya der, bugün mutlu ya der. İnanır buna. <laughs> Dolayısıyla gülümsemek güçlüdür. Biz bunu öneriler kısmında yazacağız. Sabah kendine <laughs> notlar hazırla. Elimizde güçlü bir silah var yani. Yine var ya, yine var. ya. Buradaki zaten en güçlü silah sensin. Ben bunu başlarda söyledim. Evet. Bakış açın. Evet. Bunları değiştirmek de kolay bunu. Bu silahı kullanacaksın. Kapıya çıkarken notlar yaz mesela. O gün tenis maçın mı var? İyi hı. oynuyorsun ya. Dediğin gibi, güzelsin. Hı hı. Ama kapıya çıkarken de böyle seni enerjiyle dolduracak, iyimser yapacak bir şey ekle. Arabana e ekle, iş yerine ekle gibi gibi bu notlarla kendini iyimserliğe doğru daha fazla teşvik et. Çünkü yine ne bolluk psikolojisini unutma. Sen çağırdıkça daha fazla gelecek. Çok, Çok güzel. Evet dördüncü önerim Volkan Hocam. Ee, olumlu ifadeleri düşünürken şimdiki zaman kullanın diyor. Bu çok hoşuma gitti. Olumlu ifadeler. Hmm, nasıl yani? İyiyim. Hı -hı. İyi olacağım değil Volkan. İyiydim dedi. Hmm. İyiyim. Bravo. Evet. evet. Bak bu da güçlü bir silah. Başaracağım. Hayır abi başarılıyım. <laughs> başar ya değil mi başaracağım. Ya zaten başaracağım. sen başla. <laughs> zaten. Abi başarısız insan olmaz ben biliyorsun İnsansın zaten başarmış zaten. Başarı ya. Ya. <laughs> da zaten. E, yani ya, göreceğe gibi. Gibi zaten. İyi ve göreceğe kötü gibi. gibi, az ve çok gibi yani başarı evet. da öyle bir durum. Sabah uyandın. Ya şimdiki zaman güzelsin. Yok kuaföre Hı -hı. gideceğim, güzelleşeceğim falan. Hayır, güz hep şimdiki zamanı okunacağım. İyilik. Hı -hı. Hava güzel. Hava güzel olacak değil. Evet. Hı -hı. Dolayısıyla bunu da bir cebinize koyun olumlu maddeleri düşünürken şimdiki zaman kullanılması gerekiyor. Çünkü niye bu hocam? Yine bilincimize yetiyoruz. Hı hı hı. Yine Başka saf gibi. tarafımızdan gidiyoruz Tabii. yani. Ya sen bilincine niye gelecek zamanı erteliyorsun ki kendi kendine? Evet. Değil mi? Otomatik o da erteliyor. Bu demek bu ki erteliyor. diyor birazdan başarılı olacak diyor yani. Evet. Hemen sonraki maddeyi buraya bağlayacağım. Mutlu insanlar bilinçleri daha eğitimli olduğu için daha fazla mutlu oy hatırlarlarmış. Çok ilginç mesela. Hmm. Bak nasıl katlaya katlaya gidiyor katlaya, değil mi? Katlaya katlaya gitmiş. Ben en son mutsuz olduğum bir şey hatırla diye sorsam bana. Ben düşündüm yayından önce. Gerçekten de hı hı. çok az olay hatırlıyorum ya. ya Yakın zamanı hatırlayayım ya. Geçen hafta yok. Ondan önceki hafta yok. Anlatsam sana her gün ya sen dersin nasıl mutluluk içerisinde yaşıyorsun. halkıyorum spor yapıyorum, kahvaltı ediyorum. an Hiç mutsuzluk yok neredeyse anlattık. Hı hı hı. Ama ne güzel. bunu da buradan aynen çok güzel. Ee, hatta şunu da yapmayacağım artık. Şu şeye vuruyorduk ya. Ne dedik? Çok gülme başına Başardım. bir iş gelir. Hayır o da bu. Ama yakıra bu. O da bu. Spor aykırı abi. Kesinlikle kesinlikle Gül. Ayır. Daha çok gül. Daha fazla mutluyum de. Vurma tahtaya. Bravo. Başına bir iş falan da gelmez. Gelmez abi. Bir, tahtayla mı gelmeyecek ya? Kesin tahta doğru söylüyorum. Tahta. Tahta bu ya. Havası tahta yani. <laughs> Elementlerden bir tanesi. Şimdi Volkan Hocam pozitife odak dedik. Mutlu olayları hatırlarsın <laughs> dedik. Bolluk bilinci dedik. Hemen senin maddene geliyoruz. Değerli dostlar, hı hı. bunu muhakkak yapın. Şimdi değerlendirmeye başlayın. Hayatınızda negatif olay, film. Ben mesela izlemem abi. Yani üzüntülü film de izlemem. Hı, hı. Bana bazen Korku diyorlar. Korku filmi de izlemem. Bak. İzlemem. Hatta bazı filmler var izlemesedim dediğim. İzlemem böyle negatif hı. şeyleri. Çünkü hı hı. bunlar ne bolluk bilincimi etkiliyor benim. Böyle olayları okumuyorum mesela bazen apolitik diyorlar bana bununla ilgili. Ben de Ve, ben de. Ben o fotoğraflara bile bakamıyorum bakmıyorum. Twitter'da bu. Bakmıyorum. Evet. Ve Volkan Hocam bu tür olayları, bu tür şeyleri gündeme getiren insanlarla da temasınıza bir dikkat edin. Ya evet değil mi? Bunun şeyi feryatçısı da çok yani. Bu çok. Gündemini alıp sürekli bütün gün bundan bahsedenler de maalesef etrafımızda çok. Onlardan da hızlıca uzaklaşmak lazım. Bununla ilgili çok sevdiğim bir söz var. Bu Hocam kitabımızı da ekleyelim. Jim Rohn en çok Hı -hı. vakit geçirdiğiniz 5 kişinin ortalamasısınızdır der. Vay. 5 tane mutsuz insanın içerisinde mutlu olman çok zor. Değerli dinleyici. Değil mi? Nasıl çok olacak zor. ki? Ya çok zor. Ya sabah kalkacaksın. Yine bir çevreni değerlendir. Zaten bu arkadaşlarım topsa yönlendir. Bunlar da bu hizmetle faydalansın. <laughs> en azından o... arkadaşlarını değiş, değiştiremiyorsan arkadaşların bakış açısını değiştir. Tabii anlat. Mi? Sen de anlat. Bak böyle böyle oluyormuş de Ama sabah kalktığında ortalamayı yükselt yani. Yükselt. O beraber kahvaltı gittiniz. Dedi ki 4 kişi. Ay havaya bak ne kadar kötü. <laughs> Şimdi senin bu Hemen anlat orada artık. Anlat. Ama yani bu beş kişi içerisinde havanın iyi olduğunu düşünme ihtimali çok düşük. Ben tabii, bunu tabii. şiddetle öneriyorum. Arkadaşlıklarınızı bitirin. Aman bunları kovun demiyorum <laughs> ama değerli dostlar bunu çok ciddi düşünmekte fayda var. Sizi mutsuz edecek, negatif şeyleri sokacak olayları ve kişileri bir değerlendirin. Bu da iyimser düşünmenin yollarından bir tanesi. Evet Volkan bu Hocam. Bugün bakış açısıyla ilgili anlatacaklarımız <laughs> bu kadar. Aha ne anlatalım da abi, Yani Anladım. Daha ne anlatasın sen yani. Zaten ben senin bu ön hazırlık dönemini yakından takip ettim biliyorsun. Ee, evet. çok fazla kitap okudun. Çok Avrupa'dan <laughs> Asya'ya, Asya'dan <laughs> yani her bütün yörelerin mutluluk rehberlerini o, 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 tane tane dedelerden, Tibet'ten, yani Horasan'dan hepsini okudum dediğim gibi araştırdım. Ve seyircimiz için bir özet çıkardım. Muhteşem, gerçekten çıkardım. güzel bir rehber oldu. Bugün de yine çok güzel detaylara değindin. Tebrik ediyorum seni. Hayranlıkla bir sevgili dinleyici gibi ben de seni iki programdır. Çok da kesmeden fark ettiysen evet. çok mutlu bir şekilde dinliyorum seni. Çok teşekkür ediyorum Oğukhan Hocam. Bu olumlu kelimeler olumluluğu daha da arttıracaktır hı hı. bu iltifatların için. Dediğin gibi hepsini okudum, hepsini değerlendirdim. İlk madde bakış açısını koymamız zaten bu okuduklarımızı harmanlamamızdan ortaya çıkan bir sonuçtu. Çünkü 7-8 madde var. Seninle tartıştık. Mutluluğa evet. giden yoldaki kilit sen olduğun için bizim önce bunu açmamız gerekiyordu. Hı -hı. Biz bugün o kilidi açmaya biraz çalıştık. Bununla ilgili sohbetler ettik. Ne dedik? Sınırsız seçeneğim var. Sınırlıyı seçme. Ya şu öğretilmiş kalıplarını. Kurtar kendini. Evet. Seni mutlu edecek kişi sensin. Dünyayı değiştirme. Bakış açını değiştir. Birçok öğrettiğe bu var. Ve iyimser ol. İyimser olmanın birçok faydası var. Aslında ne kadar basit şeyler. Çok uygulamada. basit şeyler ya. Gerçekten. Hemen hızlıca hayata geçirilip çok hızlıca sonuç alınabilecek bir durum. Mesela bir spor gibi değil. değil. İşte ben bir karın kası çalışacağım da six packlerim çıkacak dediğinde işte beslenmene dikkat edeceksin, antrenman programına dikkat edeceksin ve uzun bir vakit alacak. Bu önerilerin hiçbiri öyle değil. Hemen başla değil. ve uygula sonucunu gör. Çok güzel bir özet oldu. Sen de iyi vurguladın. Hani bir tane daha şey söyleyelim o zaman seyirciye. Bugün kendini mutsuz eden bir olayı alsın, bu açıdan değerlendirsin. Evet, bravo. Gün içerisinde yaşadığı bir olumsuz e, olayı, nötr durumu bakalım o kendine duygu yüklemiş. O yüklediği duygu kendine mi aitmiş? Bir değerlendirsin. Bir yazsın Tabii. senin dediğin gibi. Ne çıkacak Yapsın, bakalım. Ne çıkacak? Oraya. Bu olayı değiştirebilir mi? Bu olaya bakış açısını mı evet. değiştirebilir? Hı -hı. Bu olayla ilgili düşünceler ona mı ait dediğin gibi? Hı, -hı. Bununla ilgili Hı -hı. yargılar var mı? nasıl iyimser bakabilir? İşte o anlattığımız yöntemle değerlendirsin. Çok iyi bir yere değindin. Bununla ilgili kendini mutlu etmem bu Hakan Hocam. Bir dakika, iki dakika. Kesinlikle çok hızlıca sonuç, sonuç alıyor. Ya beş saniye dedik işte değil mi? Gülüm sayınca bilinç Kesinlikle. hemen kanıyormuş. Beş saniye ya. Kesinlikle. Şimdi ben de daha mutluyum. <laughs> ben de. çünkü bizim program eğlenceli geçiyor. Zaten çekerken ekstra mutlu oluyoruz evet. bana. Bir de öyle Ama bir durum. seyirciye sen şimdi işte bir dakika dedin ya daha da mutlu etti beni bu. Ya bir dakika <laughs> ya. Nasıl yola çıktık senle? Kuş dedik, su damlası dedik, karınca dedik gölete evet. bir tane çok bırakacak evet. dedik. Ya bizim amacımız da bir tane insan şunu dinleyip bir dakika içinde gülümsese biz zaten modut olarak amacımız. Zaten mutlu oluruz. Kesinlikle evet, Doğan abi. Bu yolculuk devam edecek bu yol hocam. Mutluluk yolculuğu. Biz artık bunu kafaya koyduk. Daha mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye, bir dünya olacak burası. Ülkeden hı hı. De çıkalım. Dolayısıyla bir dahaki programda mutluluğun sırrını ikinci prensibiyle beraber birkaç da böyle şey verelim, öneri verelim bu yol hocam. O, süper. Pazar, mutluluk yolculuğumuzun devamında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Haydi esen kalın, mutlu kalın. Değerli dinleyiciler.